Bundan yaklaşık 3 yıl evvel 19 Şubat 2019'da yayınladığım bir videoda 100 bin aboneye ulaştığımız için havası gelmiş ve saçlarımı açıp ahenkle dans ettirmişim. Ve bugün de tam 2 milyon aboneyiz. O zaman şimdi nereye Hani böyle şarkıya yüksekten girersin de esas yükselmen gereken yerde daha da çıkamazsın ya. Ha işte bu onun gibi olmuş. Neyse ama sonuçta bu kanalda Türkiye'nin 71 ilinin ve dünyanın 96 ülkesinin nüfusundan daha fazla kişiyiz artık. Bunu çok cool karşılamayacağım çünkü bu benim için inanılmaz bir seviye. Kanala işte bu videoyla dizi ve filmlerle ilgili video çekmeye başladığımda elbette aklımda bir gün geniş bir kitleye hitap etmek vardı ama inanın o gün bu rakamı hayal bile edemezdim. Ama biz bu zaman diliminde sadece 2 milyon aboneye değil, lafımızın gitmesini istediğimiz yerlere de ulaştık. Şu anda tahminim bu kanalı bilmeyen ve izlemeyen tek bir yerli dizi yapımcısı bile kalmadı. Hatta bazıları eleştirmiş olmama rağmen tebrik etmek için bana ulaştı. Ne kadar yerli diziye maruz kalmış olursam olayım, eleştiriye bu kadar kapalı bir ülkede o mesajları görmek bana yetti de arttı bile. Hatta geçen de bir dizi seti çalışanı dedi ki: "Murat Bey dizimiz yayından kalktı çok üzgünüz." Ben de dedim ki: "Evet, ben de her ne olursa olsun dizilerin yayından kalkmasına üzülüyorum. Ben dizilerin bitmesini değil düzelmesini istiyorum derken... He yok dizi yayından kalktı diye değil siz videosunu yapamadan yayından kalktı diye üzüldük dedi. İnanın bu kadar eleştiri yapıp sektörde böyle karşılanmak o kadar gurur verici ki. Ama bu bir yandan da insanların artık böyle poftiş poftiş pohlanmaktan sıkıldığını, eleştiriye de ihtiyacı olduğunu gösteriyor sanırım. Bu arada bu 2 milyon aboneye özel videoda bana sorular da sorun dedim kanalın topluluk sekmesinde. Bana en çok gelen soruyu cevaplandırmak istiyorum. Ben bu videoları nasıl hazırlıyorum? Öyle ya. Kimileri diyor ki, oh adam dizi izleyip bir de üstüne para kazanıyor. Tamam peki. De. Ve mantığına sorduğum her dizi izleyen para kazanamıyorsa burada sadece dizi izlenmiyor olabilir mi? O zaman işte izlerken yorulacağınız bu kanaldaki bir videonun hazırlanma öyküsü. Bazıları sanki televizyondaki bütün dizileri tek tek izliyorum da kanalları zaplarken işlerinden bir tanesini seçip eh, şimdi çalkanızı diyorum gibi hayal ediyor. Ama videosunu yapacağım dizileri gündemde konuşulan yine hak ettiği ya da hak etmediği övgüleri alanlardan seçiyorum. Tabii ki Instagram ve Youtube'dan gelen mesajlar ve yorumlar da buna büyük katkı sağlıyor. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Yasak elma. Elması. Ada. Ve hangi diziden bahsedeceğimiz belli olduktan sonra da işin en acı kısmı geliyor. Yani izlemesi. E tabi tek bir bölümü iki buçuk saat süren dizilerden bahsediyoruz. Yani 3 bölümü hiç durdurmadan izlediğinde yedi buçuk saat süren diziler. Ha, bana fark etmiyor ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyenler var ya. Ha işte dizileri içinde biz zaten hep atlaya atlaya izliyoruz diyen bir kitle de var. İşte o yüzden videoların altındaki yorumları okuyorsanız şöyle bir yoruma kesin denk gelmişsinizdir. Valla bugüne kadar bu dizi izliyordum ama bu videodan sonra soğudum. Ya kurban olduğum sen diziyi izlemiyorsun ki. Televizyon izlerken meyve soyuyorsun, arkadaşlarınla yazışıyorsun, Twitter'da geziyorsun, mutfakta bulaşık makinesi diziyorsun, YouTube'da izlerken de çatır çatır atlıyorsun. Yani sen diziyi izledim sanıyorsun. Sonra da diyorsun ki siz anlatınca böyle bir. O dizileri ben izliyorum ben. Hı? Onu da not almak için durdura durdura izlediğimden bana gelişi 3,5 saat. 16. dakikada tarlada topuklu ayakkabıyla yürüyen kızı boğa kovaladı. Elli beşinci dakikada kız tokat yedi. Bir sıfır sekizde kız yine tokat yedi. <laughs> 1.47'de artık kız yalama oldu. Ve işte benim o üç bölümü bu şekilde izlemem yaklaşık iki gün sürüyor. Aralarda akıl sağlamı korumak için de Nuri Bilge Ceylan filmi gibi uzaklara bakıyorum, meditasyon yapıyorum. Böylelikle kendime gelip bir bölüm daha izleyebiliyorum. Şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. <laughs> Şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. Ah! Bölümler bittikten sonra da izlediklerimin analizini yapmak için ofisime gidiyorum. Çünkü o analizi yapmak hakikaten ciddi konsantrasyon istiyor. Aslında biz de başkaları gibi kafamızı büyütüp yeni ofis turu deyip kanala bir içerik daha çıkarabilirdik ama ofiste zaten bu kadar. Ve orada bu analizin detaylı metnini yazarken de bir kez daha o sahneleri ara ara açıp izlemek zorunda kalıyorum. İşte bu işlemde çoğu zaman bir ya da iki gün sürüyor. Uh, anlatırken yoruldum. Daha sonra tekrar ofisimden evimde bulunan stüdyoya dönüp kafamda ve kağıtta oluşan videoyu çekmeye başlıyorum. Evet benim şöyle bir stüdyom da var ve inanmazsınız bir şey diyeceğim. Benim belimden aşağısı da var. Ve buradaki çekim bittikten sonra tekrar ofise geri dönüyorum ve kurgu masamızda o diziyi bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha izlemek suretiyle videoyu oluşturmaya başlıyoruz ki bu kısımda yaklaşık 10 saat sürüyor. Peki bitti mi? Videonun kurgusu bittikten sonra herhangi bir problem var mı diye bir kez daha izleyip kanala yüklüyorum. Başlık, açıklama ve etiket çalışmalarından sonra da video yayına hazır hale geliyor. Peki şimdi bitti mi? Bitmedi. Daha sonra da sosyal medya duyurularını yapmak için Photoshop ve video kısaltma işlemlerini yapmaya başlıyoruz ve ardından sosyal medyada duyurduktan sonra diziyi senaristinden, yapımcısından, kameramanından, işçisinden ve hatta yönetmeninden daha fazla izlemiş biri olarak muhallebi kıvamına gelmiş bir beyin eşliğinde kanalıma bir video daha çıkartmış oluyorum. Ve ben bunu bu kanalda yüzlerce kez yapıyorum. Tabii ki bunca uğraştan sonra sizden gelen yorumlara okuyunca keyif. Ay sonunda da ayrı bir keyif alıyorum ama bu kadar uğraştan sonra. Adam dizi izleyip diyen birisini görürseniz devamını bile okumayın. Dışarı çıkıp hamburger challenge yapıp milletin yeme alışkanlığını bozmak yerine memleketteki dizi izleme alışkanlıklarını değiştirmek adına neler yaptığımı gösterirsiniz olur mu? Yeni gelenlere de selam olsun. Hepsi hoş geldi ama bu kanala başından beri abone olanlara abone olanlara. Yeni eski fark etmez yorum yapan, paylaşan, beğenen, böyle sohbet esnasında arkadaşlarına bahseden, yani fısıltı gazetesiyle de kanalın büyümesine katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerim. Nice milyonlarımız olsun birlikte. O zaman gelelim kanalın topluluk sekmesinden gelen diğer sorulara. Subutay diyor ki daha önce radyo işiyle ilgilenmiş olduğunuzdan mütevellit. iyi bir diksiyonunuz var. Hiç video konuları haricinde böyle sesli kitaplar hazırlamayı düşündünüz mü? Podcast tarzında yapsanız iyi olur aslında. Seve seve dinleriz demiş. Evet şu podcast olayını başka yazanlar da olmuş. Eğer şu anki yayınladığım videoların seslerini podcast olarak yayınlarsam neden olmasın? Çünkü ayrı bir içerik istesen onun için de ayrı bir emek gerekiyor. Ve o emek için zaman olsa o zamanı ben gezmek için kullanırdım. Çünkü bazen Tavukların bile benden daha fazla gezdiğini düşünüyorum. Merve diyor ki evli misiniz bilmiyorum ama evliyseniz eğer eşiniz bu saatlerce dizi izleme olayına ne tepki veriyor? Valla eşim bana çok destek oluyor sağ olsun. Yani o olmasa ben bu kadar dizi izleyemezdim. Böyle dizi izlemeye başlamadan bana bir buhran geliyor. Eşim de başlıyor gaza. Yaparsın sen aslansın koçsun. Hı, dersin ki sefere gönderiyor. E tabi şimdi biz de bir Viyana kapısına dayanmasak da o bakışmalı dizilere dayanıyoruz. Biletli bir gösteri yapmayı düşünüyor musun abi? Senin incelemeler zaten stand up tadında. Bence canlı olarak da bir şeyleri gömebilirsin demiş. Bir takipçimiz. Ya ben onu aslında o kadar çok istiyorum ki. Yapanları da tebrik ediyorum. Mesela son zamanlarda Tahsin Hasoğlu'nu çok beğeniyorum. Ama ben yapamayacağımı düşünüyorum. Çünkü benim bir rahatsızlığım var. Eğer olur da ben sahnedeyken izleyicilerden birisi beni dinlemeyi bırakıp telefonuna bakarsa anlatacağım her şeyi unuturum. Yani bir gün beni sahnede görürseniz ya ortaokul gibi kapıda telefonları topluyoruzdur ya da kesin tedavi olmuşumdur. Ergun Kudret Tekin diyor ki nasılsın? Psikolojinde bozulma var mı? Allah razı olsun bunda çok kişi soruyor. Olmaz olur mu? Bakın bütün dünyaya eleştirdiği şeye tüküren kaç kişi var? Böyle böyle değil mi? Yani bence Kuh! bulursanız bana da söyleyin de böyle karşılıklı tükürüp içimizi rahatlatalım. Sema Toprak diyor ki sizin kanalı severek izleyen, takip eden, haklı bulan ama eleştirdiğiniz dizilerin hayranı olan takipçilerinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Parantez içinde de demiş ki nefret etme ne olur sen haklısın ama kalbe söz geçirmek de olmuyor ki. İzlemesi zevkli ne yapalım? Kesin kanalıma iddiaya girelim ki Kimdi o? Sema garanti yasak elma izliyor. Hakikaten o dizi izleyenlerde öyle bir şey var. İzleyenler diziden sigara gibi bahsediyor. Çok saçma ama bırakamıyoruz. Ha bir de dizi çaktırmadan dozu da arttırıyor. Kimse fark etmiyor. Ya dizi Süper Baba'dan Platonik Aşkım, Şevval Sam'ın oyunculuğunu buradan Halit Bey birazdan kahvaltıya iner. O zaman tanıştırırım seni. buraya getirdi. Arzunu yaptıkları bir değil iki değil Cener. Cener. <laughs> Olmasa da oldururum. Sen beni biliyorsun. Tabii tabii. <laughs> Abi Türk dizisi izlemek seni çok yoruyor farkındayız. Hiç... Lanet olsun böyle dizinin deyip bıraktığın oldu mu? Camdaki kız dizisinde beden eğitimi dersine girdiği için annesinden bayılıncaya kadar dayak yiyen kızı gördükten sonra dedim ki sizin yaptığınız işin kalıbını alsınlar. Çünkü daha da böylesi gelmez. Nalan'ın 50 tonundan sevgilisinin 50 tonuna gelince artık televizyonu kapatıp eleştirisini yapmaya başlamıştım. Yalnız dizinin altyapısı Netflix müstehcenliğinde ama ortaya çıkan iş yurdum teyzesi kafasında ya. Şaşkınlığım en çok da ona. Melih Bademli diyor ki hepimizin eğlence olarak yaptığı dizi eleştirme konusunu YouTube'da profesyonel bir iş olarak yapıyorsunuz. Genelde bir eğlenceyi meslek edinenlerde bu eğlenceden kaçınma eğilimi olur. Mesela şarkıcıların duşta ya da yemek yaparken şarkı söyleyememesi gibi. Sizde de bu tarz bir durum yaşandı mı? Doğru. Vallahi doğru. Cidden artık kendim için dizi izleyemiyorum. Mesela bunu şey gibi düşünün. Diyelim ki muhasebecisin. Eve gelince rahatlamak için fatura kesiyorsun. Her şey maydanoz Adına hakkını vermiş 3 tane soru sormuş ama ben üçüncüsünü cevaplamak istiyorum. Orada diyor ki hiç dizimizi iyi yandan eleştir diyen birinden para teklifi aldın mı? Yani tam olarak öyle dememiş ama öyle demek istemiş sanırım. Bugüne kadar çok fazla YouTube dizisi için, sinema filmi için teklif aldım. Doğrudur ama televizyonda yayınlanan hiçbir dizi için bırakın videosunu yapmayı teklif bile almadım. Eylül çok güzel övgü cümleleri kurmuş teşekkür ediyorum. Ama en sonundaki sorusuna gelirsek ülkenin gençlerine önerin nedir diye soruyor. En sevdiğim. Tamam, dizi izleyin ama hiçbirinin hayranı olmayın. Kim size ne derse desin, biliyorum çok popüler ama takım tutar gibi siyaset yapmayın. Bir de kurban olayım, internette her yapılanı yapmayın. Son sözüm de gençlere değil, şu TikTokçu babalara. Hani siz şöyle bir beatbox yapıyor gibi yapıyorsunuz da yanınızdaki çocuklarınız da şaşırmış gibi yapıyor ya. <laughs> Ya şey diyorum hani bir de sosyal medyadan çocuklarınızı uzaklaştıracağınıza bir de onları alet ediyorsunuz ya etmeyin. Ya biz 2 milyonu kutluyorduk. Beatbox'çı dayılara ne ara geldik?